geçti. Ama özü orada duruyor. Darbeci vesayetin, cuntacı yönetimin o hazırladığı anayasanın o günkü ruhu özü duruyor. Şimdi umarım yeni anayasa söylemleri samimi olur, rahmani olur. Biz yeni anayasayı önemli, olumlu buluyoruz. Tabii ki şey getirilsin, bir çalışma bir getirilsin. Biz de katkıda bulunmak istiyoruz. Anavatan Partisi olarak biz 19 yılında tek başına ve koalisyonlar yönetimini ülke yönetiminde olmuşuz. 38 yıllık partiyiz. Diğer zamanlarda da muhalefette olmuşuz. İktidarın dışında olmuşuz. Yani hem iktidarın sorumluluğunu biliyoruz hem muhalefetin sorumluluğunu biliyoruz. Sivil, özgürlükçü, kısa, sade bir anayasanın öncelikle parlamentoda özellikle şu an AK Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi üzerinde mecliste grubu olan, büyük olan iki parti. Bunlar uzlaşırlarsa, yeni bir, iyi bir anayasanın hazırlanmasında bir arada olurlarsa zaten parlamentoda çözeriz. Umarım milletimizi, vatandaşımızı da çok yormayız. İki zıt kutubunda partileri, siyasi gelenekten gelen şeyler, hareketler. Bunlar uzlaşısıyla çıkacak bir anayasa. Bizlerin de, bizim gibi partilerin de katkısıyla, diğer sivil toplum örgütlerini, üniversitelerimizi, akademik çevreyi de bu işe dahil ederek ben hakikaten çağdaş, yeni, sivil bir özgürlükçü anayasanın Türkiye'ye, milletimize kazandırılmasına tam zaman olduğunu, hatta geciktik bile tam zamanı olduğunu düşünüyorum ve bunu olumlu buluyorum. İnşallah, inşallah. Şimdi öyle zıt bakış açısıyla tartışıyoruz ki hemen bize tepki gösteriyorlar. Bir taslak yok, bir çalışma yok. Niye kabul ediyorsunuz? Ya arkadaş biz tabii ki içimize sinmeyen, tabii ki devletimizin ve milletimizin aleyhine bir çalışma olursa ki ona itiraz ederiz. Geçmişte de biz bunun en güzel örneklerini göstermişiz partiyiz. Ama biz hep işin olumlu tarafından bakıyoruz, pozitif tarafından bakıyoruz. Biz bardağın boş tarafını değil, dolu tarafını görüyoruz. Anayasada da biz umut ediyoruz, bekliyoruz. Çağdaş, kısa, özgürlükçü bir anayasayla hep beraber milletimizi tanıştıralım diyorum. Efendim. Ben bu çalışmaya da destek veriyorum. Yapılsın, olumlu buluyorum, kıymetli buluyorum. Yani Anavatan Partisi yeni anayasaya olumlu. Olumlu bakıyoruz. Tamam. Peki efendim. Peki İstanbul Sözleşmesi hakkında görüşleriniz nelerdir efendim? Yani evet, şimdi İstanbul Sözleşmesi dediniz. Bugün Dünya Kadınlar Günü. Evet. Annelerimiz, eşlerimiz, kardeşlerimiz, yani hanımlarımız bizim malımız değil, öbür yanımız, bizim tamamlayıcımız. Bugün de Dünya 8 Mart Kadınlar Günü, tüm kadınlarımızın Kadın Hakları Günü'nü, Kadınlar Günü'nü tebrik ediyorum. Bu bir güne sığdırılacak, bir ufak bir hediyeye sığdırılacak bir gün değil. 365 günün 365'inde de nezaketle, zarafetle, birbirimizi anlayarak, birbirimizi hoş görerek yaşamımızı tamamlayacağımız tamamlayıcı nesnelerimiz, canlarımızın birer parçası. Şimdi İstanbul Sözleşmesi de meclisteki grubu bulunan tüm partilerin ortak mutabakatıyla alınan bir karar. Avrupa Birliği'nin getirdiği bir karar. Bunun eksik yönleri de var, doğru yönleri de var. Ama biz yine dayandırdık. İstanbul Sözleşmesi'ne mağdur edilen, tacize, tecavüze uğrayan kadınlarımızı sanki İstanbul Sözleşmesi olmazsa bu işin dünyanın sonuymuş gibi algılamaya başladık. Öyle empoze ediyorlar. Şimdi ben İstanbul Sözleşmesi'nin aile yapımıza zarar veren maddeleri de var. Yani aile yapımızın dağılmasına sebep olan maddeler de var. Ben bu kadın haklarının, kadınlarımızın sosyal, ekonomik güvencelerinin İstanbul Sözleşmesi'yle sınırlandıramayacak kadar geniş olduğunu düşünüyorum. Bizim zaten İslam'ı iyi yaşar isek, Türk milleti olarak da örf, adet, gelenek, görenek, anneannelerimize bağlı kalırsa zaten böyle bir sözleşmeye gerek kalmaz.
Biliyorsunuz İslamiyet'te İslamiyet'ten önceki çağda, o cahiliye çağı dediğimizde Arap Yarımadası'nda kız çocuklarının hiçbir değeri yoktu biliyorsunuz yani. Bir kız çocuk dünyaya geldiğinde diri diri toprağa gömülüyordu. Yani hakir görülüyordu, aşağılanıyordu, dövülüyordu. İslamiyet'le birlikte tüm kadınlarımıza o haklar verildi. O yüce dinin, cennet anaların ayaklarının altındadır diyen bir peygamberin sünnetini bırakıyoruz. Kadınlarımızın çözümünü İstanbul Sözleşmesi'nde buluyoruz. Bizim Türk milleti olarak da dünyanın düzenli ordularını kuran, bugünkü genelkurmayımızın temellerini atan Türk tarihinde büyük hükümdar Metehan şunu demişti: ben hanım, eşini de göstererek bu da benim hanım. Devleti beraber yönetmişler. Bizim Osmanlı'nın kuruluşunda, yükselişinde de hep böyle devam etmiş. Ne zaman ki biz hem İslamiyet'in hem Türk kimliğimizin özünden sıyrılmışız, aile yapımızı da kaybetmişiz, kadınlarımızı, eşlerimizi değersizleştirmişiz, onlara ciddi eziyetler vermeye başlamışız. Ben İstanbul Sözleşmesi'nde yani olmazsa olmaz olarak görmüyorum. Tabii ki kadınlarımızı, eşlerimizi koruyalım. Ama bunu bir İstanbul Sözleşmesi'ne indirgeyecek kadar küçültmeyelim bu olayları. Özellikle bizim aile yapımıza, örf adet, gelenek, göreneklerimize bu diziler, bu sosyal medyayla yoluyla büyük saldırılar var, büyük tahribatlar var. Bizim asıl tepkilerini almamız gereken konu bilinçaltımıza aile yapımızı, ki ne yapıyorlar? İçimize siyonistleri sokuyorlar. Devşirmeleri sokuyorlar. Enderun mektuplarında yetiştirilmiş bizim milletimize musallat edilmiş kriptoları musallat ediyorlar. Bizim iç yapımızı, kültürümüzü, geleneklerimizi, göreneklerimizi, ananelerimizi bozuyorlar. Yani bize o konuda müthiş bir saldırı var. Asıl bizim uğraşmamız gereken konular bunlar. İnşallah biz İstanbul Sözleşmesi'nin daha kralını, daha iyisini biz kendimiz oluşturabiliriz. Yeter ki tarihimize bakalım, milli bir kimliğimize dönelim. Yani bizim hiçbir öyle bir sözleşmeyle sınırlandırılamayacak bir özgürlük alanımız var bizde. Biz sıkı sıkıya buna sahip çıkalım. Peki efendim, teşekkür ederiz. Efendim sizlere şunu iletmek istiyorum. Bir koalisyon oluştuğu zaman Ana Vatan Partisi hangi partide ittifak kurabilir diye bir soru. Teşekkür ederim. Yani bu yeni sistemle, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle koalisyonları ortadan kaldırdık. Bu aslında önceden Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi getirilirken bize koalisyonları falan hatırlatır diyorlar idi ama aslında koalisyonları ortadan kaldırıyor. Bu sisteme göre biraz da ulusal uzlaşıyı, ulusal mutabakatı mecbur kılan bir sistem. 50+1 önemli de bir rakam. Yani 50+1'i de artık kolay kolay hiçbir parti tek başına yakalayamaz. Hatta iki parti bile yakalayamıyor şu ana göre. Bir seçim öncesi ittifaktır. Ben seçim kararı alınmadan önce de bu ittifakların veya seçim kararı almaya yakın, seçim tarihine yakın bu ittifakların konuşulmasından yanayım. Çok önceden bu işi Cumhur İttifakı, Millet İttifakı gibi, karpuz gibi ortadan bölmenin doğru olmadığını inanıyorum. Türkiye'nin, bu milletin her zamankinden daha çok birlik, beraberliğe ihtiyacı olduğu bir dönemdeyiz. Bu birliği, beraberliği tesis etmek gerekirken ittifaklar adı altında toplumu ayrıştırmanın, kamplaştırmanın doğru olmadığına inanıyorum. Tabii ki Ana Vatan Partisi milliyetçi, muhafazakar, sosyal adaletçi, değişimi, dönüşümü, gelişimi önceleyen bir parti. Biz seçim dönemi olduğu zaman, şu an biz Ana Vatan Partisi olarak hiçbir ittifakın içerisinde resmi olarak yokuz. Ama bu değildir ki bir ittifakta olmayacağız. Yani seçimlere kadar şu an 2-2,5 yıl gibi bir zaman var. O zamanın zarfında otururuz, konuşuruz. Bizim tüm siyasi partilerle iletişim kanallarımız açık. Hepsiyle diyalogdayız. Ama biz milletin âli çıkarları, devletin bekası ne emrediyorsa biz orada oluruz. Ana Vatan Partisi olarak önce ülke, sonra partim, sonra biz diyen bir siyasi geleneğiz.
Bu devlet için, bu millet için ne hayırlısıysa Anavatan Partisi orada olacak. Belki üçüncü bir ittifak oluşturabiliriz. Belki bu ittifaklardan birinin içerisinde olabiliriz. O zaman verilecek bir karar. Şimdiden böyle şu taraftayım, bu taraftayım demeyi doğru bulmuyorum. Anavatan Partisi, şimdi bakıyorum meclisteki olan partilerin hem kendi bir taraftar kitleleri var hem de karşıda bir düşman olarak gösterdikleri. Aslında bir rakip, nezaket içerisinde yarışacağımız rakip görmemiz gerekirken düşman olarak. Karşı tarafta da o var. Yani herkesin bir karşı mahallesi var, herkesin bir ötekisi var ama Anavatan Partisi'nin böyle bir şey yok. Bizim her iki mahallede bizim dostlarımız var. Her iki mahallesi bizim milletimizin asli unsurları. Anavatan Partisi bu kamplaşmalardan, bu ayrıştırmalardan Türkiye'yi çıkartabilecek bir parti. İnşallah seçim döneminde de nerede olmamız gerekiyorsa orada olacağız. Bu tabii iletişim kanallarında sürdürdüğümüz diyalogların neticesinde alabileceğimiz bir karar. Ama Anavatan Partisi hep kendi bir düsturu vardır, bir siyasi duruşu vardır. Onu önceleyecek. Belki de hiçbir ittifak olmayacak, üçüncü ittifakı biz oluşturacağız. O siyasette bizim elimizde olan şeyler vardır, olaylar vardır. Bizim elimizde olmayan olaylar vardır. Bakacağız. İnşallah seçim döneminde milletimiz için en hayırlısı neyse öyle bir çalışmanın içerisinde olacağız. İnşallah efendim. Efendim biliyorsunuz zorlu bir süreçten geçiyoruz ülkece. Evet. Virüsün arttığı zamanları da gördük, hafiflediği zamanları da gördük. Genel baktığımız açıdan bir yıldır Türkiye'nin pandemi süreciyle ilişkisinde olduğunu görüyoruz. Peki bu pandemi dönemindeki ekonomik hareketleri nasıl görüyorsunuz efendim? Yani şimdi olayları objektif değerlendirmek lazım. İktidarın zaman zaman çözmekte sıkıntıya düştüğü konuları siyasette bir polemik konusu yapmayı doğru bulmuyorum. Bu pandemi dünyanın en büyük baş belalarından birisi, 100 yılda olan bir şey. O da bu döneme denk geldi. Süper güç dediğimiz, dünyanın gelişmiş ülkeleri dediğimiz o ülkeler dahi bu konuda aciz kaldılar. Biz sağlık anlamında nasıl terör anlamında yurt savunmasında kahraman Türk ordumuz müthiş destanlar yazıyor, müthiş başarılıysa sağlık ordumuzda hakikaten Sağlık Bakanı'ndan doktoruna, hemşiresine, araştırma görevlisine, sağlık çalışanına hatta ki hastanelerdeki temizlik işini yapan sağlık emekçilerine kadar herkes destansı bir mücadele yaptılar. Hakikaten geçmişte biz de sağlık ana iktidarlar döneminde, ana vatan partisi iktidarlar döneminde sağlık altyapısı anlamında müthiş hizmetler yaptık. Bu iktidar döneminde de çok güzel yatırımlar yapıldı. Sağlık altyapısı hakikaten dünyanın da emsal göstereceğimiz, örnek göstereceğimiz bir yapıda. Sağlık anlamında müthiş güzel bir mücadele veriyoruz. Tabii ki bunun ekonomik yansımaları da var. Yani özellikle esnaf sanatkarımızda bu iş baya bir fatura edildi. Esnaf sanatkarlarımız dükkanlarını açamadılar. Açamadıkları halde kiralarını ödediler, vergilerini, stopajlarını. Devlet kısmen yardımcı olmaya çalışıyor ama tamamına ulaşabildiklerini veya nispeten tamamının sıkıntılarını giderdiklerini söylenemez. Umarım biz ilgili kişilere, kurumlara hep bu konulara sıkıntıları söylüyoruz. Çözüm bulunması yönünde müthiş telkinlerimiz var. Ben inşallah bu salgınla, bu pandemiyle biraz daha yaşamasını öğreneceğiz. Sosyal mesafemizi, tedbirimizi koruyacağız. Herkesin başına bir doktor, bir hemşire ayarlayamaz. Herkesin başına bir polisimiz, güvenlik güçlerimizi görevlendiremeyiz. Herkes kendinin koruması, tedbirlere uyması lazım. Ki uyarsa inşallah bazen de bazı yerlerde kontrol altına aldık. Özellikle Doğu Güneydoğu Anadolu'da bazı bölgelerimizde iyiye yakın ama bazı yerlerde de endişe verici boyutta. Yani bu salgından da bu beladan da hep beraber kurtulacağız. Herkes herkesin doktoru olacak. Herkes kendiyle sorumlu ama etrafındakiler de yapıcı bir şekilde uyaracak. Devletimize de biz buradan hasreten talebimiz, ricamız
Özellikle pandemi döneminde bu esnaf sanatkarlarımızda müthiş bir mağduriyet var. Yani devlet fedakarlık yapması lazım. Anayasada da özel bir esnaf sanatkarı koruyucu madde var. Devlet esnaf sanatkarını korur, koruyucu tedbirler alırdı. Bir yıldır bu pandeminin adeta faturasını tek başına üstlenen bir esnaf kesimimiz var. Bu kesimin ivedilikle ulaşılamayan arkadaşlarımıza, esnaf arkadaşlarımıza ulaşılması, bunların yaralarına bir nebze de olsa merhem olunması lazım. Çalışanlarımızın da özellikle kurdaki dalgalanma, faizdeki artışlardan dolayı çalışanlarımızın maaşlarına da ciddi bir iyileştirme yapmamız lazım. Bu iyileştirme de esnaf sanatkarımıza yansır. Önce bir sosyal dokumuzu, sosyal yapımızı bir güçlendirmemiz lazım. Devlet gerekirse bazı acil olmayan yatırımların ertelesin. Çok elzem, acil olanları tabii ki yapmak zorundayız. Hayat her şeye devam ediyor ama bazı yatırımları da erteleyip gerekirse bu esnaf sanatkarımızın, çalışanlarımızın yaralarını sarmada kullanılabilir. Kullanmaktan da çekinmesinler. Ama şunu ben bazı siyasi parti genel başkanlarını görüyorum. Formaliteden bir esnaf gezisi diye geziyorlar. Gittikleri yerde 3-4 tane esnafa giriyorlar. Tabii ki esnafın canı yanmış, sıkıntıda. Sorunlarını dile getiriyor. Ama bunu siyasete malzeme yapıyorlar, üzülerek görüyorum. Onun şovunu yapıyorlar. Ben pandemi döneminde çok dikkat ederseniz hükümeti eleştirme yoluna çok fazla gitmiyorum. Bu sorun hepimizin sorunu. Sadece hükümetin değil, devletimizin, milletimizin, hepimizin sorunu. Ama o esnaflara gidip o günkü sorunlarını dinleyen partilerin senelik 70-80 trilyon, 70-80 milyon hazine yardımı alırlar. Hangi esnafın günübirlik sıkıntılarını, o günkü derdine çare olacak bir derman olduğunuz, sadece bunun demagojisini yapıyorlar ve bunu siyasete konu ediyorlar, malzeme yapıyorlar, ucuz siyaset yapıyorlar. Bunlar da doğru bulunum. Sorunlarımız var, meselelerimiz var ama bunları el birliğiyle çözmeye odaklanmamız lazım. Ben bu esnaf sanatkarımızın çözümünden yanayım. Hükümetimizden de, devletimizden de, Sayın Cumhurbaşkanımızdan da gerekirse para basmakta dahil bu esnaf sanatkarımızı rahatlatacak tedbirleri almakta gecikmesinler. Peki efendim, teşekkür ederiz. Biliyorsunuz şu anda da gündemde bir konu var. Mecliste özellikle çok tartışılır bu konu. Sizin görüşlerinizi de merak ediyoruz. Sizce de Halkların Demokratik Partisi kapatılmalı mı? Ne gibi bir tedbirler alınmalı? Onun hakkında görüşleriniz. Şimdi PKK bir terör örgütüdür. Bu net kırmızı çizgilerle. PKK Kurtuluş Savaşı'nda, milli mücadelede, özellikle Doğu Güneydoğu Anadolu'da, özellikle İstanbul'da vahşice vatandaşlarımızı katleden, taciz, tecavüz, her şeyi yani yapan aşağılık bir Ermeni taşnak çifteleri vardı, biliyorsunuz. Bunlar sadece bizim orada Doğu Güneydoğu Anadolu'daki Müslüman vatandaşlarımızı öldürmediler, eziyet etmediler. Bunların yaptığı aymazlıklara, taşkınlıklara itiraz eden vatansever Ermeni vatandaşlarını da öldürdüler. Hatta o vatansever Ermeni vatandaşlarımız buralardan taşınmak zorunda kaldı. Yani bunların adiliklerine tahammül gösteremedikleri için. Kısmen de milletim hatırlar. Bir zamanlarda biliyorsunuz bir Ermeni Asala terör örgütü çıkmıştı. Özellikle dünyadaki bizim diplomatlarımıza, büyükelçiliklerimize saldırılar yapıyorlardı. Tabii ki devletimiz aldığımız tedbirlerle onun da kökünü kazdık. Taşnak çetelerini de bitirdik. Şimdi bunlar şey değiştirdiler, isim değiştirdiler. Bu PKK, YPG, PYD ne sayıyorsanız bu aşağılık mahluklar o günkü o terör örgütlerinin devamı. Kürt vatandaşlarımızın da ismini bu işe alet ederek sanki Kürt hareketiymiş gibi, Kürt halkının haklarını koruyormuş gibi bir izlenimle çıktılar. Ama şimdi vatandaşımız bunların gerçek niyetlerini çözdü. Çünkü o bölgede terörden 10 kişiye zarar veriyorlarsa 8'i Kürt vatandaşlarımız veya o bölgedeki Zazadır, Türkmendir,
Ha, bunların gerçek niyetleri Türkiye'de bir iç savaş çıkartmak, kaos, kargaşa çıkartmak ve sahiplerinin emellerine ulaşmasını sağlamak. Bunlar bize hakikaten büyük şehitler verdik dediler. Büyük gazilerimiz oldu. Allah şifalar versin. Şehitlerimizden Allah rahmet eylesin. Ve 400-500 milyar dolar gibi de Türkiye'ye bir ekonomik külfet çıkarttılar, maliyet çıkarttılar. Yani o 400-500 milyar dolar şu an Türkiye'nin ekonomisinde olsa hiçbir sorunumuz olmaz. Bizim işte içimize böyle nifak tohumları atıyorlar. Ve bizi birbirimizle uğraştırarak bizim dünyadaki olaylara müdahil olmamamızı sağlıyorlar. İşte şimdi Doğu Akdeniz'de bir varlık mücadelesi veriyoruz. Libya'yla bir çok olumlu bir deniz aşırı mutabakat yaptık. Akdeniz'deki oyunları bozduk. Karadeniz'de ciddi bir petrol rezervimiz var. Suriye politikasında başta hatalıydık. Şimdi çok doğru hamleler yapıyoruz. Irak'taki bize uzanan terör ellerini kırıyoruz. İçeride terörle mücadelede çok etkiniz. Şimdi dönüyoruz. Bunların da siyasi temsilcileri var. Şimdi Diyarbakır'da Diyarbakır anneleri var biliyorsunuz. Teröre çocuklarını kurban veren, kaptıran terör örgütü. Ama işte bu terör örgütü bu siyasi parti vasıtasıyla o çocuklara daha kaçırıyordu, kandırıyordu. Şimdi devletimiz çok etkin bir mücadele veriyor ve o bölgede de artık teröre bir itiraz belirmeye başladı. Güçlü bir ses belirmeye başladı. Diyarbakır annelerinin verdiği bu ulvi güzel sese Hakkari'den cevap geldi. Türk bayraklarıyla HDP parti binalarına yürüdüler, Şırnak'ta yürüdüler, Cizre'de yürüdüler. Ya bir de bakıyorsunuz ki o bölge artık bu terör örgütünün neye hizmet ettiğini, ne amaca hizmet ettiğini çözdü. O anlamda ben o Diyarbakır annelerinin oradaki terör örgütüne çocuklarını kaptıran aileleri gittik biz ziyaret ettik arkadaşlarımla birlikte. Onlara cesaret verdik, onlara destek olduk. Şimdi bu terör örgütünün de bir siyasi partisi var. Bunları kapatmanın da geçmişte gördük, bir çözüm olmadığını da gördük. Kapatıyorsunuz, aynı şeyle bir başka partiyi anında kurabiliyorlar. İşte bunlara hazineden yardımlarının kesilmesi, terör örgütüne direkt yardım ya taklit eden milletvekilinin anında düşürülmesi, yargılanması, gerekirse bunların özlük haklarının, emekliliklerinin falan iptal edilmesi gibi değişik yaptırımlar yapılır. Ama şimdi buradaki asli görev Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nda. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı bu partinin terörle iktisadını, terörle ilişkisini %100 maddi delillerle delillendiriyor ise Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı davayı açar, Anayasa Mahkemesi'nde de görüşülür. Kapatılması gerekiyorsa kapatılır. Ben özellikle de çağrıda da bulunuyorum. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Doktor Devlet Bahçeli'nin böyle bir açıklaması var. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı gereğini yapsın, yapmazsa biz yaparız. Ben eğer bu partinin kapatılmasını gerektirecek dokümanlar varsa Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı eliyle yapılmasını daha doğru buluyorum. Çünkü Milliyetçi Hareket Partisi'nin müracaatıyla bir parti kapatmak Türkiye'nin biraz daha zora sokacaktır. İnşallah ona gerek kalmadan. Eğer kapatılmasını gerektirecek şeyler de yoksa hazine yardımları kesilsin. O zaten şimdi dokunulmazlıklarla ilgili fezlekeler de geldi. Bu terör örgütüyle direkt bağlantılı olan milletvekillikleri anında düşürülsün ve yargıya da teslim edilsin. Suçluluklar da varsa da zaten cezalarını çeksinler. Ben onun içindir ki Türkiye'yi tekrar bir kutuplara ayıracak, sinir uçlarına gelecek bir çalışmanın içerisine Türkiye'nin girmesini doğru bulmuyorum. Peki efendim, teşekkür ederiz. Biliyorsunuz yeni kurulan partilerimiz var. Gündemde de söz konusu yeni kurulmak üzere olan partilerimiz var. Köklü bir parti olarak sizler, yani Anavatan Partisi'nin görüşleri nelerdir bu partiler hakkında? Gerekli midir? Yani hayırlı olsun. Yani anayasal bir haktır. Bir zenginlik katar. Demokrasinin güzelliğidir. Ama şu an Türk siyasetinde yeni bir partiye ihtiyaç yok. Yani
Anavatan Partisi biliyorsunuz 12 Eylül darbesinden sonra vücut bulmuş bir parti. Bir de AK Parti var biliyorsunuz. O da 2001 krizinden sonra Türkiye'nin yapısal bir siyasi değişiminin, dönüşümün olduğu döneme denk gelir. Şu an siyasi aktörler AK Partisi, CHP'si, Milliyetçi Hareket Partisi, Anavatan Partisi, Saadet Partisi bunlar siyasi hayatlarını sürdürüyorlar. Yeni bir siyasi partiye ben ihtiyaç olduğunu düşünmüyorum ama yüzün üzerinde parti var. Herkes kuruyor. Yani 32 tane arkadaş, 30'un üstünde bir kurucuyla bir araya geldiğiniz zaman parti kuruyorsunuz. Ben bunu da çok doğru bulmuyorum. Biraz zorlaştırmak lazım. Ama şimdi Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ve Anayasa Mahkemesi çok işlevsel olmayan, siyasi hayatını tam sürdüremeyen partileri de geri kapatıyor. Keşke bunların hiçbirine gerek kalmadan başta biraz barajı sert tutsalar. Ama şimdi seçimlere girebilmek artık çok zorlaştı. Eskiden 41 ilde, 41 ilin 3'te 1 ilçelerde teşkilatlandığınız zaman seçimlere girebiliyor idiniz. Ama şimdi ilçe kongrelerini yapmak zorundasınız. O çok zor. Her yerde sizin partilinizin olması lazım. Orada muhataplarının olması lazım. İl kongrelerini yapacaksınız. Genel merkez kongresini yapacaksınız. Ve oradan sonra belirli bir süre geçtikten sonra seçime giriyor. Şu an 17 parti var. Ben bu önümüzdeki seçimlerde 20 partiyi geçmez. Bunun da 7, 8'i, 10'u zaten çok etkin partiler olmaz. O, yani Türkiye Komünist Partisi'dir, bilmem ne partisi. Yani seçim yeterliliğini almış ama halkın gözünde de çok da olmayacak partiler var. Bir 8-10 parti var. Biz şu an ilk 7-8 partinin içerisindeyiz. Teşkilat yapımızda, zinde bir genel merkez yapımızda ve hakikaten siyaset dünyasında Türkiye'nin tamamına hitap eden büyük bir etki alanımızla birlikte. Ama biz önümüzdeki dönem ilk 5 partinin içerisinde olmak istiyoruz. Ciddi bir efor sarf ediyoruz. Ciddi bir mücadele örneği gösteriyoruz. Şimdi dikkat ediyorum. Siyaset kurumu kutuplara ayrıldığı gibi medya da kutuplara ayrılmış. İktidara yakın medya var. İktidarın karşısındaki kümeleşen partilere yakın medya var. Şimdi dikkat ediyorum. AK Parti'den ayrılan ve parti kuran arkadaşları muhalefet bloğu dediğimiz o medya alıyorlar, kuruyorlar sanki Türkiye'nin kurtuluşu, çözümü onlarla. Ya bunlar geçmişte iktidar partisinde sorumluluk aldılar. Çok da önemli görevlerde de bulundular. Birisi ekonominin başındaydı. Bugünkü yaşadığımız ekonomik zorlukların tamamına yakından müsebbibi. Arkadaş şimdi bakıyor sanki uzaydan yeni gelmiş gibi. Geçmişteki icraat yaptığı dönemleri anlatıyor. Sanki hepsi kendi tasarrufunda. Kendi tasarrufundaysa da defolu hatalı, değilse de defolu hatalı. Şimdi diğer arkadaş bizi götürmüş Suriye hayalperest bir dış politikayla, stratejiklerini kadını verdikleri hayalperest dış politikayla Suriye'de ve Orta Doğu'da büyük bir bataklığın içerisine Türkiye'yi sokmuş. Şimdi biz doğru hamleler yapıyoruz. Şimdi bunu muhalefet bloğu, medya, özellikle ana muhalefetin başını çektiği o siyasi kümelerine bunları öyle bir avlıyorlar, kuruyorlar ki sanki Türkiye'nin geleceği çözümü bunlarda. Ben doğru görmüyorum. Onların da çok büyük bir oy alacağını da zannetmiyorum. Geçmişte bir partiden ayrılıp da parti kuranların hiçbirisi başarılı olamamış. Hiçbirisi başarılı olamamış. En son örnekleri şu an Cumhuriyet Halk Partisi'nde milletvekili yapan Abdülhatif Şener. Başbakan yardımcısı olarak ayrıldı. Ayrılmaya öne sürdüğü gerekçeleri bence bunlara göre daha haklı, daha masum. Çok güzel de bir parti kurdu ismiyle, logosuyla bilmem. Seçimlere bile giremedi. Gitti bağımsız oldu, ilinden bağımsız aday olmaya kalktı. Onu da beceremedi, başaramadı. Bunların da bir şey yazmayacağını ben biliyorum. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılanları da iktidarın medyası. Sanki bunlar bildiğimiz, tanıdığımız insanlar değil. Biri İstanbul'da belediye başkanlığı yaptı, ne yaptığını milletimizin vicdanına havale ediyor. Öbürü de bir önceki dönemin Cumhurbaşkanı adayı. Bana göre burada eksik olan Anavatan Partisi'nin gerçek gücüne, kimliğine kavuşması. Türkiye'ye tekrar bir hoşgörü zemini, siyasette diyalog zemini ve ortak akıllı
tekrar canlandıracak yegane güç ve parti Anavatan Partisi. Biz de bu konuda yoğun gayret gösteriyoruz. Hem Sayın Cumhurbaşkanımızla, hem ana muhalefet lideriyle, meclisteki grup bulunan diğer parti liderleriyle ve seçimlere gelen tüm parti genel başkanlarıyla istişaremiz, diyalogumuz devam ediyor. Türkiye Cumhuriyet'in 100. yılını devireceğiz biliyorsunuz. 29 Ekim 2023'te. Şimdi 2,5 yıl gibi bir zamanımız kaldı. İkinci asırda evrileceğiz. Türkiye'nin önü açık. Türkiye bu süreci birlik beraberlik içerisinde atlatmalı, sürdürmeli. Biz de birliğin beraberliğin tesisi için müthiş bir fedakarlık ortaya koyacağız. Müthiş bir gayret ortaya koyacağız. Anavatan Partisi'ne Türk siyasetinin müthiş ihtiyacı var. İktidarın da ihtiyacı var, muhalefetin de ihtiyacı var. Biz ulusal konularımızla, milli konularımızla bir araya gelebilmemiz lazım. Problemlerimizi, meselelerimizi tartışabilmemiz lazım. Tartışırsak çözemeyeceğimiz hiçbir sorunumuz yok. Bir ara Özal'la birlikte çok yaklaştığımız dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girmemiz işten bile değil. Yavaş yavaş onun emareleri, izlenimleri şey yapıyor. Dünyanın 1, 2, 3 neyse 3-4 tane süper gücünden birisi Türkiye mutlaka olacak. Ama yeter ki biz bu süreci iyi değerlendirelim. Yani Cumhuriyet'in ilk asrını devireceğimiz o süreci iyi değerlendirirsek. Biz de bunun iyi değerlendirilmesi için Anavatan Partisi olarak olabildiğince olumlu katkımızı, devlet aklımızı, devlet vicdanımızı bu işe dahil edeceğiz. Çünkü biz 19 yıl bu ülkeyi yönetmiş bir partiyiz. Tek başına ve koalisyonlar vasıtasıyla. Türkiye'nin her zor dönemlerinde direksiyonun ya başında olmuşuz ya yanında olmuşuz. Ve biz işte tekrar Anavatan Partisi olarak Türkiye'ye ikinci Anavatan Partisi baharını yaşatmak istiyor. O baharı da direksiyonun başında görev verirse milletimiz direksiyonun başında, direksiyonun başında olması da direksiyonun başındaki adamın yanında. Ben arkadaşlarıma şu şeyi söylüyorum. Biz önümüzdeki dönem Anavatan Partisi olarak devletin yönetildiği masada olacağız Allah nasip edersin. Ve çok olumlu katkılarımızla birlikte devlet aklıyla, ortak akılla ülkemizin doğrularını artıracağız, yanlışlarını azaltacağız. Yani Türkiye zor bir coğrafya. Burada hükümet etmek de zordur. Devlet yönetmek de zordur. Biz bunun zorluklarını da biliyoruz, çarelerini de biliyoruz. Biz görünenin arkasında bir de beynin arkasındaki bize uzanan kirli düşünceler var, kirli emeller var. Biz onları çok iyi çözebildiğimiz için günübirlik siyasete, günübirlik polemiklere çok dahil olmuyoruz. Ona alet olmuyoruz. Anavatan Partisi ortak aklın, ortak vicdanın en büyük temsilcisi. Rahmetli Özal'ın Türkiye'yi bir türbülanstan alıp esenliğe çıkarttığı gibi biz de tekrar Türkiye'nin türbülansa bir akıl tutulmasına, yakalanmasına gönlümüz razı gelmiyor. Ve bu milleti esenlikle yoluna devam ettirmek ve mazlumların sığınacağı son liman olan Türk Devleti'ni ilelebet yaşatmak için Anavatan Partisi tüm olumlu katkılarını vermeye devam edecek. Efendim teşekkür ederiz. Sorularımız bu yöndeydi. Katılımınız için de çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Anavatan Partisi Sayın Genel Başkanı İbrahim Çelebi ile birlikteydik. Esen kalın, mutlu kalın. Teşekkür ederiz.